Beşiktaş cephesinden tatsız bir haber de geldi. Evet. Ne kadar üstüne durmak gerekir? E, tartışılır tabii de iki taraftan kulüpten ve oyunculardan çünkü pozitif açıklamalar geldi. Şöyle bir geldi. şey var. Hatırlıyor musun bundan birkaç yıl önce? Hatırlıyorsundur mutlaka. Hı. Galatasaray idmanından e, Melo ile Riera evet. arasındaki kavga haberi gelmişti. Hı hı. O da açık olmayan bir idman. Evet. Sadece bir kavga oldu. E, Melo'nun da Riera'yı darp ettiğine dair bilgiler. Aradan çok kısa süre geçtikten sonra yani belki yarım saat belki bir saat şimdi tam süresini hatırlamıyorum. Galatasaray Kulübü uzun bir metinle olayı birebir yazdı. Hı Yani ne olup ne bittiğini yazdı. Ve bir gün sonra bütün gazetelerde bu hikaye vardı. Evet. Hiçbir şey inkar edilmedi. Ne olduysa yazıldı. Beşiktaş Kulübü'nün de belki de incir çekirdeğini doldurmayacak bu kavga ile ilgili olarak birlerini suçlamaktansa şu oldu şu oldu ikisi arasında bir tartışma geçti. E, maç sonrası elekten ama birilerini suçlamaya çalışarak bir yere varma şansınız yok. Sonuçta insanlar e, o zaman yok muydu diyorlar. Kavga yok muydu? E, kavga var tamam. Küfür yok mu? Belli ki var. Zaten yani durup dururken herhalde sadece normal tamam. bir tartışma çıkmamıştır. Ha uçan tekme midir, değil midir? yani çok da fark etmez tekme atmaya çalışmış mı çalışmamış mı. Buna bakar insanlar halbuki. orada siz daha yatıştırıcı olursanız onlar da barışırlar. Yani bunlar genç insanlar, olabilecek şeyler bunlar. Ha bu daha uzatılır mı onlar tarafından? Onu bilmek mümkün değil. Yani e, dediğim Galatasaray ve Fatih Terim o dönemde aslında bundan çok daha büyük, çok daha vahim bir olayı sadece doğrusunu insanlara vererek ki belki açık olsa o e, antrenman herkese belki onu yapmalarına gerek olmaz. Herkes bütün olayı görmüş olur. Ama kimsenin görmediği bir olay dedikodular büyür 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 büyür. E, e, düşünemeyeceğiniz noktalara gelebilir. Bence orada biraz daha sakin olmak ve doğruları vermek ve birilerini suçlamadan olayı hafifletmek gerekiyor. Galatasaray'ın da Kardemir Karabükspor'la bir maçı vardı. Tudor eski takımına karşı ilk kez oynadı ve son dakikada gelen golle galip gelmesi Son dakikada goller oldu diyelim arka evet, arkaya. Tudor'un da takımı uyardığını biliyoruz. Doğru. Ee, ne anlama geliyor bu? Çok ne kadar anlam yüklemek lazım? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, hani kimide diyor ki şu ana kadar Galatasaray bu milli maç arasına kadar Bursa deplasmanı, belki Antalya deplasmanını bir yana koyarsak çok ciddi bir rakiple oynamadı deniyor. Yani şu var hani ligimizde zaten bu takımlar var. Her herkes bunlarla oynuyor tabii ki. Ama işte bundan sonraki bölümde Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor la bundan sonra oynanacak. Bunların bir kısmı Galatasaray'ın sahasında bir kısmı deplasmanda olacak. Galatasaray aynı formu gösterebilecek bir ama şu anda bir taraftan da Galatasaray'a yeri orada aynı formu gösteremese bile 5 e, puanlık bir fark ikinciyle yakalamış durumda. Yani önündeki o zorlu süreç için e, bir şey de yakaladı, marj da yakaladı, fark da yakaladı evet. e, yanında tutabileceği, oradaki performansı. Bunların hepsi konuşuluyor. Neyin ne olduğu, ne olmadığı çok tartışılabilir, herkese göre değişebilir. Çünkü daha o maçlar oynanmadı. Oynanmayan maç için istediğinizi diyebilirsiniz. İsterseniz onları da yenecek dersiniz. İsterseniz onlara takılacak dersiniz ama oynayınca göreceğiz. Bu milli maç arasının da neler düşünecek neler planlayacak Igor Tudor. Ben de merak ediyorum. Çünkü bu karşılaşmada ciddi bir rahatlama. Daha önce Galatasaray'da çok fazla hissetmediğimiz bir şeydi bu. Yani Galatasaray'ı attıkça atmak isteyen bir takımken hı hı. maçın ilk yarısında 2-0 olduktan sonra sanki bir rahatlama oldu. ikinci yarıya 2-1 oldu ikinci yarıya bir şeyle çıkıldı yine. Heyecanla belli ki devre arasında uyarılar ve motivasyon geldi. Bu sefer de işte halı sahalarda gördüğümüz kalenin içinde paslaşmaya çalışmak. Yani hafif lakayt işte kimine Hı. göre Gomis'e gol attırma isteği. Halbuki Gomis zaten bu takım iyi oynadığında gol atıyor. Yani kendiliğinden o pozisyon geliyor ve atıyor. Hani ona Hı. özel gol attırmaya çalışmanın çok kimseye bir faydası yok. Bunlara bakılacak yani bu kadar rahat kazanabileceği bir maçı 90 artılarda atabildiği bir golle kazanmak zorunda kalması Galatasaray'ın gelecek için bir uyarıdır. Artı kazanıldığı için bir yandan da puan kaybedilmeden gelen en değerli uyarılardan bir tanesidir. En karlı uyarılardan bunu bakalım nasıl değerlendireceğiz.